Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le birlikte gündemde öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Hikmet abi günaydın, hayırlı cumalar. Günaydın, hayırlı cumalar. Merhabalar üstadım, buyurun. Sıcak gelişmeyle başlıyoruz yine. Evet. Sabah Milli Savunma Bakanlığı bir sosyal medya paylaşımından sıcak bir gelişme duyurdu. Hepimizin yüreğini yakan bir saldırı gerçekleşmişti. 6 aslan parçasını bugün son yolculuklarına uğurlayacağız. 6 askerimiz şehit oldu. Kanları yerde kalmadı. Diyor ki Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya paylaşımında şehitlerimizi, Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Sarı torba sayısı 7'ye çıktı diyor. Elhamdülillah. Yani tabii Rabbim öncelikle tekrar dua edelim ki Rabbim o şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin. Amin. Her şeyden önce. Ama bu bir gerçek, bu ülke beka sorunu yok. İşte ülkede biliyorsun birçok şeyi siyaset üzerinden tartışıyoruz. Hala verilen büyük mücadelenin önemini kapatmaya çalışan, bunu göstermeden siyaset üretmeye çalışan, aslında üretmemeye çalışan bir kesim var maalesef. Beka değil, zeka sorunu var diyecek aynen kadar doğru, alçalan, aşağılık evet, bir siyaset aynen güden bir grupta yok evet değil, haklısın. Ve elhamdülillah ordumuz hep mansur ve muzaffer oluyor ve bu şekilde devam ediyor. Yani ve bu mücadele devam edecek yani. Bunun Savunma Bakanlığımızın da açıklamasında olduğu gibi onların kanları yerde kalmadı. Elhamdülillah. Dün öyle bitirmiştim. Ben bir cümleyle yeter diyorum, o da şu: hep biz kazandık. İnşallah yine hep biz kazanacağız. Kazanmaya devam edeceğiz. Şehit ateşi düşen, vermedik. Şehit ateşi düşen noktalarımız var. Sivas, Antep, Denizli, Elazığ, Diyarbakır, Zonguldak. Bugün son yolculuklarına uğurlanacak şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Amin. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Bugün aynı zamanda da Eren Bülbül'ün şehadetinin 6. yılı Hikmet abi. Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 6. yılında anılıyorlar. Biz bir kere daha iyi ki varsın Eren evet diyelim. İyi hatırlatmış oldun. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi söyleyecek çok şey var da. Var var. Çok da konuşulacak şey var da. Bitirdik yani evet. Neyse. Evet. Dün Kahramanmaraş'ta, bu arada Malatya'ya geçmiş olsun dileklerimizi de iletmiş evet olalım. Evet. Akşam bir depremle 5.3 sarsıldı. 5.3. Çok şükür bir zayiat yok, bir sıkıntı yok. Endişeyle yüksekten atlayan birkaç vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. Metruk, yıkılan metruk bina olduğu söyleniyor. Allah beterinden esirgesin amin diyelim. Amin. Dün Kahramanmaraş'ta 10 bin kalıcı konutun temeli atıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir törenle. Akşam gazetesi manşetten duyurmuş haberi ve çadırda son gün 15 Ağustos demiş. Yani az sayıda depremzede vatandaşımız hala o çadır alanlarında kalmakta. Onlar da en geç 15 Ağustos'a kadar konteyner kentlere yerleştirilecek diyor Sayın evet Cumhurbaşkanı. Biz çok bir ağır bir imtihandan geçtik yani. Çok kolay değil sevgili Ömer Özkök. Yani tekrar geriye doğru bakıyorum da hakikaten 50 binden fazla insanımızı kaybetmişiz. 11 il. Çok ağır bir imtihandı bu. Tabii o siyasetin de çok sıcak olduğu günler olduğu için çok da böyle hakikaten hepsi bir arada yaşadık. Bir taraftan bir siyasi kavga, bir taraftan deprem, orada yaşayan insanlar, yaşanan mağduriyetler. Bunun üzerinden çirkin bir takım siyasi söylemler, siyasi söylem bile denmez. İnsanlık dışı bir takım insanlar gördük. İnsan suretinde bir sürü
kişi konuştu. Ama neticede şöyle bir şey var. Ben şey mutlu olduğumu söylüyorum şu açıdan. Aslında belki de yani çok az artık böyle hakikaten o siyasi körlükle normal insandan çıkmış insanları saymıyorum. Çıkmış ona insanlıktan. Hakaret edenler, oradaki efendim felakette yaşanan acılar üzerinden siyaset devşirmeye çalışan ahlaksızlar, edepsizler. Bunları saymıyorum, insan yerine koymuyorum. Ama ben bu depremde bir şey de gördüm. Yani bu işin hakikaten bardağın dolu tarafı değil. Aslında bardağın çok önemli bir tarafı. Bunu görmek lazım. Millet bir oldu, birlik oldu. Yani mesela mahallendeki bakkaldan küçük esnaftan tut, çocuklara kadar, kendi çocuklarımdan da hatırlıyorum, hep bir şeyler göndermeye çalıştık. Hani kayıtsız kalmadık. Zor bir alanda bunu yaptık. Bu milletin hamurunda vardır. Ben o açıdan öyle bakıyorum. Yani Dünya Savaşı yaşamış, Birinci Dünya Savaşı'nda topraklarda hatırlıyorsun insanların fedakarlıklarını. Destansıdır onlar. Doğru. Ve o böyle bakıyorum ben olaya. Yani büyük felaket demek. Ülkenin çok ağır bir insan kaybı, ekonomik kayıp ve çok önemli bir bu noktadan dipten doğru, yukarı doğru çıkmaya başladık. Bunlar da kolay işler değil. Yani bunu da o zaman binlerce kez anlattık. Ama anlamakta zorluk çekmediler aslında. Biliyorlardı ama yani kabul etmek istemediler. Türkiye bu kadar büyük ağır imtihandan da Allah'ın izniyle geçer dedik. Ve bu yapıldı, bu başlandı. Hiç istemezdim bunu söylemek ama yani iyi ki Recep Tayyip Erdoğan var. Niye istemezdim biliyor musun? Bu kadar güzel hasretlerimiz var. Bu millet tabii ki bu işi başarır. Hep bir kahraman da gönderir. Yani iyi ki dediğim işte o. Böyle bir şey yaptım. Pandemide de öyle oldu. Bir hayali kurdum. Şimdi bakıyorum insanlara siyasetin hali perişanına. Buradan eğer böyle bir iktidar olduğunu kabul et. Veyahut da bizim 90'lı yıllardaki Türkiye'yi kabul et. 99'daki depremde kabul et. Yani neler yaşadığımızı ben biliyorum çünkü benim memleket. Evet. Bir hafta boyunca kepçe bile gelmedi. Birçok kişi bırakıldı aynı olduğu yerde. Ne kadar ağır bir imtihandı o. Çadır diyorsunuz, çadır yoktu. İnsanlar köylere insanlardı. 3 gün boyunca, 4 gün boyunca devlet zaten hiç yoktu. Gittik orada enkazın içerisinde. Her taraf ceset kokuyordu. Düşünebiliyor musun? Ve bunun daha küçük bir şey. O yüzden iyi ki var diyorum. Hani Allah bir şey gönder. Yani Rabbim bu ülkeyi seviyor ya elhamdülillah. Çok şükür. Yani bu ağır imtihandan da kalktık. Çok önemli şey buna. Çadırda falan filan bakıyor işte. Şunu yapamadınız mı? Hala bunu yapamadınız mı? Vallahi muhalefet ne diyordu? Bir yıl bile fazla. Hatırlıyoruz Özgür Özel. Yaparız dediler ya. 10 ayda toplarız dedi. Enkaz toplayamazsın 10 aydan. Hayır, sıkıntı şu. Sen geçen günlerde onu dile getirmiştin. Vaatti bu vaat. Evet. Biz yılı da geç. Evet. Biz depremzedelere ücretsiz konut vereceğiz dedi. Ya. Depremzedeler dedi ki sen bunu bu şekilde söylüyorsan eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla çok da inandırıcı değil dediler. Ve oy vermediler. İnanmadılar yani. Oy vermeyince ne olmuştu Hikmet abi? Küfrettiler. Bravo. Cumhuriyet Halk Partili bir kısım seçmen küfretti. Hafızayı beşer nisyan ile malul. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde konaklayan depremzedeleri kapının önüne koydu. Evet. Kapının önüne koydu. İşimiz bitti depremde. Size müstehaktır dediler. Maalesef. Çok yazık. Hakikaten yaşandı bunlar ya. Ne kadar iğrenç bir siyaset. Yani siyaset de değil yani. Ne kadar böyle bir ahlaksızlık. Bu ülke çok... Bak işte bu da bir... Hani der ya... Böyle felaketlerde kimin ne olduğu ortaya çıkar yani. Yani iyotlar ortaya çıktı kimler ne oldu. Gördük yani çok kötü bir şey dediğini iyi hatırlattın. Yani siyasette işimiz bitti. Bize de oy vermediniz. Bir belediyenin veyahut da işte sosyal tesislerin size açmıyorum artık hadi dışarı diye gönderdi. Kim o Cumhuriyet Halk Partisi? Oraya kadarmış bunların şeyi halkçılığı. Reji ekibi çok iyi çalışıyor. Hiç konuşmamıştık bu meseleyi. Şimdi irticalen gelişti. Hemen dediler ki Tekirdağ'da nasıl depremzedeler kapının önüne koyulmuştu görüntüyü hemen hazırladılar. Seyircilerimiz de görüyor. Ya. İşte bu ama ondan sonra siyaset diyorsun. 14 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra hemen tak tak. Fazla beklemediler bir de. Bir gün değil, o hafta. Ya. Hemen dediler toparlanın gidiyorsunuz depremzedelere ya. Tabii.
Ya hakaret bile ettiler. Ben bunu şimdi geçti üzerinden ama hani dedin ya unutuyoruz ama şunu unutmamamız lazım. Hakikaten bu bir gösterge. Koyduk abi, çıktılar ortaya. Yani seçimden hemen sonra hatırlıyor musun bir tane bir fenomen bir şeyler çıktı orada önce. Onlar konuştu. Yok yardım bekliyoruz bilmem ne. Yok size oy falan. Yok size bilmem ne. Öteki taraftan siyasi. Yani kötü tarafı bazı sözde pabucumun sanatçıları da bunu yaptı. Sözde ya. Ne iğrenç şeylerdi. Oy vermediniz böyle oldu falan. Yani akıl almaz şeyler bunlar. Demek ki bunların hayatı halk falan ya sanatçı deme şunlara ya. Yani çok hakikaten rahatsız ediyor. En azından ancak sanat sanat kavramının içinin bu kadar evet. Boş olmaması gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Ya. Ne demiş Kemal Kılıçdaroğlu dün söylemiştik. Yalakadan sanatçı olmaz. O zaman herkes işine bakacak. Doğru söylüyorsun. Şimdi dün o temel atma töreninde Sayın Cumhurbaşkanı önemli rakamlar verdi. Diyor ki hemen notlarımdan aktarayım. Yerinde dönüşüm projesine 160 binden fazla başvuru geldi diyor evet. Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bir taraftan bu ucuz siyasetle mücadele edilmeye çalışılırken diğer taraftan da icraatlar yine hız kesmeden her türlü engelleme evet. Çabasına evet, rağmen evet, devam evet. Ediyor. Evet. Engelleme çabası kendini geçmişte bu kentsel dönüşüm çalışmalarında çok göstermişti. O muhalefet liderlerinin hamasi söylemlerini çok duymuştuk kentsel dönüşümle ilgili. Cumhurbaşkanı dün onu hatırlattı. İstersen kısa bir sesi var dinleyelim. Ondan demiş? Sonra onun evet. Üzerine devam edelim. CHP ve şürekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Biliyorsunuz. Kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu istemezlikçi ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme ransal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Rantsal dönüşüm diyerek proje... Doğru yaptılar çok. İstersen hiç yorumlamadan bir de o Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği onlarca konuşmasından birini hemen arkadaşlar tamam. Verin bakalım ne demiş muhalefet? İstanbul'u teslim edin, kentsel dönüşüm nasıl olur bütün Türkiye'ye, diğer bütün sesini dünyaya arkadaşlar. Gösterelim. Tüh. Diğer sesini, İstanbul'u... diğer sesini. Tüh. İstanbul teslim edildi. Hiç kimse merak etmesin. Burada yaratılan rantın sahibi sizsiniz. O rantın sahibi siz olduğunuza göre başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere o rantı size teslim edeceğiz. Rant diyor. Allah kentsel ya. Dönüşüm diyoruz. İnsan hayatı diyoruz. Deprem ülkesinde, deprem bölgesinde yaşıyoruz diyoruz. Tedbir alınması lazım diyoruz. Siz hiç merak etmeyin diyor. Yaratılan rantın karşılığı. Aynı Kılıçdaroğlu az önce verdiğiniz sesi şimdi bir kere daha verin çocuklar. Az önce verdiğiniz sesi. İstanbul'u teslim edin. Kentsel dönüşüm nasıl olur? Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya gösterelim. İstanbul'u ya ne oğlum yani. İstanbul'u teslim edin. Kentsel dönüşüm ettik. Nasıl olur? Gösterelim gösterdi. Dedi. İstanbul'u teslim ettik. Etti gösterdi. Ettiğimiz ne demiş? Bir de onu getirin arkadaşlar. İstanbul'u teslim ettiğimiz ne demiş genel başkanı böyle diyorken. Verin. Ettik buyurun. Kentsel dönüşüm uygulamalarına hep birlikte son vermemiz gerekiyor. Fikirtepe'de, Gazi Osman Paşa'da, Sulukule'de, Bayrampaşa'da, Üsküdar Kirazlıtepe'de, Başakşehir Bayramtepe'de, Tozkoparan'da, Ok Meydanı'nda, Sarıyer'in, Eyüp'ün, Pendik'in, Beyoğlu'nun birçok mahallesinde yani burada sayamayacağım yani İstanbul'un her noktasında türlü türlü mağduriyetler söz konusu. Artık insanlarımızın birçoğu kentsel dönüşümün adını bile duymak istemiyor. Kentsel bir de böyle yapar ya adını bile duymak istemiyor. Biraz kafaları mı karışık Hikmet abi? Yani
Vallahi o kadar Cumhuriyet güzel. Halk Partisi'nin biraz kafası mı karışık? Bir defa önce söyleyeyim, çok güzel bir kolaj oldu bu. Yani bak, bütün bu anlatacaklarımızı 1,5 dakikaya sığdırmış olduk. Yani şöyle söyleyeyim sevgili izleyicilerimize, hiçbir şey yapma, yürüme aşırı. Şöyle 2 dakika bak, hani sabah kafan dağılsın. 2 dakika sonra, hakikaten ya ben nasıl oy verdim bu adama deyip yürürsün. Burada montaj, şantaj hiçbir şey yok. Burası böyle. Ruslar da yok. Film çekmediler. Biliyorsun Ruslar çekiyor ya bunları. Deepfake. Aklıma şu geldi ya. Ben hakikaten şeyi sorguluyorum. Bak hala çok kızdık zamanında ama hala bir şey sorguluyorum. Tuvalet terliği metaforunu ilk defa Cumhuriyet tarihimizde yeni gördük. Tuvalet terliği. O da sağ olsun Cahre'nin sayesinde. Tuvalet terliği basacağız. Tuvalet terliği tamam. Bir kısmın tuvalet terliğinde olduğunu biliyoruz. Bir kısım insanların böyle düşündüğünü biliyoruz. Eminim. Tuvalet terliği kafasında adam mısın ne dersen de benim haddime değil. Ama o kafada olduklarını biliyoruz. O kafadan döndükleri yeri de biliyoruz. Şekil A, sayfa 4. Bak Fatih Portakal. Şuna adam meftun olmuş. Ah ben de nasıl yandım. Şuna ya. İnanmış. Evet. Şu bu çıkacak 10 tane cümle kurdu. Oho çok da inanmış. Şu harekete inanıyor adam. Ya Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Sayın Erdoğan'ın benim de yıllardır kullandığım bir şeydir o. Yıllardır ama belki 10, 20 yıldan. Hatta rahmetli babamdan bize geçen bir bilgi mirastır o. Cumhuriyet Halk Partisi çalışmaz. Cumhuriyet Halk Partisi eser üretmez. Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette bir tane dikili ağacı yoktur cümlesi. Atamızdan gelen atasporu gibi. Şaka gibi ama gerçek. Çok ben eskiden işte bu tem yolları yapılıyor. Küçüktüm işte İstanbul Düzce arası giderken ya özel arabada otobüste giderken bunların kafası böyle çalışıyor. Hereke'den geçiyorsun biçte eski İstanbul İzmit yolu o 3-2 otobüslere binersin pişmaniye pişmaniye önden gir arkadan çıkar. Bak oğlum bunu hatta Beren'e gidersin Toros'ları geçersin. Babam şöyle bak buraya Adnan Menderes yaptı bak burayı Demirel açtı falan. Hep böyle konuşurdu rahmetli. Birçok büyüğümüzle. Ama CHP'nin bir dikili çubuğu yoktur. Ya diyorsun kurucu irade kaç yıl burada bilmem ne. Tek parti dönemi şu kadar iktidar falan. Ondan sonra koalisyonda geldi gitti. Hani arada bir de fırsat yakalamışlar. Bir çubuk dik ya o da yok. Yoktur. Ve ben diyorum ki o tuvalet terliği metafonu hangi kafa? Deprem oldu. Bunlar kesin orada 600 bin konut yapar bedava. Var ya Kılıçlı beyin bedava diyor. Her şey, şey bedava. Güneş bedava. Güneş bedava. Beyin de bedava ama kullanmıyor. Ondan sonra ve arkasından bütün bunları yaşıyorsun. Kentsel dönüşümü duymak istemiyorum. Ya bu adam seçimde yazmış. Yılda 20 bin konut. Toplam 5 yılda 100 bin konut yapacağım diye. Geçenlerde baktık. 1250 konut yapmış. O da bir kısım projeler az olanlara girmiş. 4 yılda. 4,5 yıl oldu neredeyse. Abi yani Cumhuriyet Halk Partisi bu. Yalan. Palavra sıkmalar bol. Hiçbir gerçek manada bir hizmet yok. Dün galiba Pendik Belediye Başkanı Sayın Cin de söylemişti. Ya adam yaptığı bizim bitirdiğimiz projeleri gelip camını takıyor. Bunu bitirdik diyor. Bir de onlara da konuyor. Tabii. En kıymetli yerde hiç devrede yok. Çamsak Hastane'nin yolunu yap diyorsun. Ben diyor karışmam. Hep onu devlet, hükümet gene yapıyor. Ve İstanbul'da aynı anda astılar ya, aynı anda dünyada... En fazla metro inşaatı devam eden şehir. Ya hiç utanma da yok. Hiç zerre kadar yok. Ben biz espri yapıyorduk. Yemin ediyorum o espri Galata'yı dün, yarın Galata Köprüsü'nü açacağız diyebilir. Ya adamlar neydi o Marmara'yı kim yapmıştı? Ecevit yapmıştı. Ecevit yaptı evet. Değil mi? Evet. Kim diyordu onu Balbay mı diyordu? Şey yok. Tuncay Özkan diyor. Tuncay Özkan diyor. Kadim suların altından girdi diyor. Ecevit düşürdü bunu diyor. Böyle bakıyorsun yani. Adam hangi kafayı yaşıyor? Sayın Erdoğan. Bu fotoğraf, bunlar fotoğraf. Hı. Anın görüntüleri ve gerçek. Temeller atılıyor. Binalar yapılıyor. Devletin yaptığı binaların yıkılmadığı. TOKİ binada kadar sağlam olduğu. Zemin etütlerinin yapıldığı. Elinden geleni yapıyor. Her şey yaşamış. Düşünebiliyor musun? Pandemiden bu yana. Bütün ağırlıkları yaşamış. Türkiye büyük hamle son. Gücünün sonuna kadar arada bir sürü şeyler girmiş. Kızıyorsunuz tekrar söyleyeceğim. EYT işi de halletmiş. Kambur deyince dayak yiyorum. Olacak iş değil. Ben emekli değilim hocam konuşurum ben. Hala değilim.
EYT, MYT bilmem ne de ödüyorsun. Ona borç, buna borç. Her tarafa bir, yani bir havuz var ortada, bir para var, hazine var. Bunun üzerine çıktı devlet. Ve bunu toparlamaya çalışıyor. Ve gene meydan okuyor. Böyle bir yerdeyken sen gel. Burada hala. Bunlar da gerçi şimdi kayıkçı kavgası başladı ya. Geldi oraya gireceğiz. Evet, oraya gireceğiz. Şimdi o kavgalarından önce de kafaları bu kadar karışıkken. Yani... Hücumda bitebilirim hocam. Tabii. Hak düşmanlığı sadece bununla kalsa iyi. Cumhuriyet Halk Partisi değişmeyen hak düşmanlığı bu halkın inancı ve kültürüne de olan düşmanlığıdır. Hizmet tarafını beklemiyorum zaten. Ama bunlar iktidarda olduğu zaman hala yalan söylüyorlar. CHP iktidarı halk düşmanı. Neden halk düşmanıdır biliyor musun? Bir türlü barışmamıştır Müslüman Anadolu halkıyla. Barışamadılar onlar. Barışmayacaklardı. Onu da çok iyi biliyoruz. O tarafın da denenmişi var. Bu ülkede Aksaray Meydanı'nda Allahu Ekber dediği için götürülen kişiler var. 28 Şubat'ta da CHP var. Camilerin kapatılması, ahır yapılması da CHP vardır. Hep vardı onlar. Onu yaparlar. Ama hak düşmanlığı doğrudur. Sadece Recep Tayyip Erdoğan söylediği bir şey değildir. Hala hayatta olan yüz binlerce, belki de milyonlarca insanın yaşı da müsaittir bunu hatırlamaya. Yaşanmışlar var hocam. Orada da bir tedirginlikleri var belli ki. Pırıl pırıl yeni mezun bir hukuk fakültesi öğrencisinin mezuniyet konuşmasından hala korkacak kadar da o noktada bir tedirginlik hali. En son noktayı koydun hocam. Hakimdir. Bir haftalık noktayı koydun, işte budur. Değişmezler. Şimdi sen dedin ya, ben hizmet beklemiyorum zaten diye. Muhtemel kahir ekseriyette o doğrultuda tabii hizmet edeni seçmiş durumda. İzmir'de mesela Kadife Kale beklemiyor ama oy veriyor. Hikmet abi, sen Cumhurbaşkanı bir şey vaat ettiğinde biz şu kadar konut, şu kadar yara sarma, şu kadar iş yapacağız dediğinde şartsız şeksiz herkesin inanıyor olması tesadüf değil. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel ikna kabiliyetinden de değil. Yapılmışlar ortada. Arkadaşlarım şimdi hazırlamışlar. Kastamonu Bozkurt'ta bir sel felaketi olmuştu. Çok iyi hatırlıyorum. Yani gerçekten son dönemde doğal afetler konusunda ya, da sınanıyoruz. Evet. Kastamonu Bozkurt'ta, Bartın Ulus'ta yıktı geçti o su. Yıktı geçti, şehri yok etti, bitirdi. 2 yıl içinde, şimdi seyircilerimiz de ekranda görüyor. 2 yıl içinde Akşam Gazetesi haberi toparlamış, şehir abad oldu. Ya. Yani yapılmışı var yani. Tabii. Ondan sonra sorguluyorsunuz ya, bu adamda ne var diye soruyorlar. Bu adamda böyle bir şey var bak. 2028'e kadar bu ülkenin tekrar devam ettiği de yarım asırdan fazla. Ya çok basit konuşuyorum ama gerçek bu. Erdoğan yaptığı yani hamle öyle bir şey ki hiç şeye de bakmıyor. Yani böyle bodozlamadan bir siyaset, bence en güzel siyaset bu. İnandığı şey bodozlama siyaset. Yandan yandan kıvrılmıyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Başbakanken devam etmiş olsa aynı şekilde devam edebilirdi. Sistemi değiştirdi. Daha zorlu bir parkura getirdi. Türkiye'nin geleceğini düşünerek. Hala yıllar önce de aynısını iddia ediyorduk. Orada aha da yazılarımız yaptı. Peki sen olsan, ya ben, halk beni hep seçti, bana teveccüh ettiler. Şu kadar da yaptım, bu kadar da yoruldum. Bu konfor alanıdır yani. Ama beni seviyorlar ve bu sistem böyle devam etsin. Ben de şu vakitte hayatım böyle bir düşünüyor. Mesela 2028 oldu, seçimi kazandı. Kimse oturamıyor. Bazen AK Parti teşkilatından bazı arkadaşlar, hatta vekil seviyesindeki arkadaşlarla, arkadaşlar diyorum, hakikaten tanıdığım çok insan var. Nasıl abi, seçimi atlattınız, iyi misiniz diyorsun. Abi daha kötü dedi. Niye, nasıl daha kötü dedim. Şimdi duyuyordur belki beni. Abi de Osman dedi, hani kavga ediyorduk yani meydanda falan filan, mücadele, ama dedi tabii seçim kazandık dedi. Ayvayı yedik yani bir taraftan dedi, daha büyük iş başladı. Dedi artık uyumak yok dedi. Artık niye? Çünkü dedi bize de bir talimatname geldi. Şu vakitte şu vakitteyiz. Herkes sahada, herkes mekanda. İşleri takip ediyoruz. Kim ne yapacak belli. Tabii, hangi proje nerede vaat edildi. Adı belli. Tak tak rapor hazırlıyoruz, daha çok çalışıyoruz dedi. Mesela bu şimdi, çok güzel bir şey değil mi hocam? Şimdi tam üstüne geldi abi. Dün dedim çok ya, Cumhurbaşkanı şey, Kahramanmaraş'ta 10 bin kalıcı konutun temelini attı diye. Evet. Normal şartlarda nedir? Temel atılır. Tamam, hadi biz başka işimize bak. Tabii. Değil. Ulaştırma Bakanı, arkadaşlarım söylediler şimdi. Sayın Ulaştırma Bakanı şu an Kahramanmaraş'ta. Canlı değil mi arkadaşlar görüntü? Tamam.
Tamam, şimdi hemen söylüyorum. Ulaştırma Bakanı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşuyor Sayın Abdülkadir Uraloğlu. Bir kulak verelim. Bak, yani tam üstüne geldi konuşmamız. Bizim programlarımızı kesiyorlar. Bir kulak verelim tamam, Sayın Bakan'a, ondan sonra tekrar döneceğiz. Yani iyi proje olmasaydı bak. Hadi bakalım. Yaparak trafiği açtık. Hayati Vasfi Taş Yürek Viyadüğü yaklaşım dolgusunda çatlak ve oturmalar için onarım çalışmalarını yaptık. Aşık Mahsuni Şerif ve Mehmet Akif İnan tünellerinde yapılan ilk onarım çalışmalarının ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtık. Tünellerdeki kalıcı onarım çalışmaları için ihale yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar, kimsenin şüphesi olmasın ki Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskiden daha iyi duruma getireceğiz. Son 21 yılda Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısına tam 39 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003'te 72 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 364 kilometreye yükselttik. 65 kilometre BSK'lı yolu vardı Kahramanmaraş'ımızın, 279 kilometreye çıkardık. Birazdan da Pazarcık çevre yolu şantiyemizdeki çalışmaları beraberce inceleyeceğiz. Narlı Pazarcık devlet yolu Doğu Akdeniz'i Elazığ ve Malatya üzerinden Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'e ve İran'a bağlayan güzergahta yer alması bakımından da önem arz etmektedir. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki yolumuz mevcut haliyle 41.4 kilometresi sati kaplamalı bölünmüş yol, 3.5 kilometresi ise sati kaplamalı tek yol olarak halen hizmet vermektedir. Yolumuzu bütünlüğü sıcak karışım kaplamalı hale getiriyoruz. Pazarcık şehir geçişinde 2 kilometrelik kesim ile Ulubahçe mevkiindeki 2.5 kilometrelik kesim olmak üzere toplam 4.5 kilometresini tamamladık. Evet Hikmet abi. Evet. Sayın Bakan yapılanları anlatıyor. Evet. Dolayısıyla dediğim gibi bu inandırıcılık, ikna edicilik, evet, kişisel bir yeteneğin olması ötesinde yapılmışı var. Yapılıyor. Millet yani, görüyor, vatandaş görüyor. Yani inşallah yani bu millet de bunların da yani hani iyiliğin kadrini bilmek var. Yani bunları görüyor ama ben hala şey tarafındayım. Yani hala gördüm şu seçim sonrası manzara beni çok ürkütüyor. Yani bu muhalefet yani niye taktın sen? Bak bakalım ülkede bu kadar enflasyon var. Emekli bilmem bir günde kaybediyor. Ya bir sakin olun. Arkadaşlar karşı tarafta bir mukayese yapamıyor musunuz? Yani bırakın siyaseti, beni de bırakın. Hepimizi bırakın bir köşe. Otur bir düşün bakalım. Şu anda yaşananlara bir filmi geriye doğru sardığın zaman şu muhalefetin o altılı masanın herkes şimdi hepsi birbirine takıyor ya. Ağaççı, bahçıvan, şoför. O diyor ben aldım, benimki helal. O diyor haram. Adamdaki Davutoğlu'na bak. 110 vekil alarak fedakarlıkta bulundum. Çok pişmanım. Öteki Allah belanı versin. Bilmem ne. Ya siz dalga mı geçtiniz ya? Ya ben tekrar düşünmeniz lazım. Ya adam çıktı Akbelen dedi. Akbelen dedi baktık ne. Yıllarda gelen proje. Dünyada ağaçlandırmada dünya sarılması yukarı çıkmış bir hükümet var. Doğa katlediliyor. Güneşten kullan. Bedava. Ya bir daha söyleyeyim. Bak, beyin de bedava ya. Rabbim bize nimet. Büyük, en büyük nimet. Beyin. Değil mi? Akleden insanoğluyuz ya. Hayvan değiliz. Akıl edebiliyoruz. Abi nasıl gitti bu kadar? Ben hakikaten şaşırıyorum. Bak seçim bitti. Propaganda yapmıyorum. Bir taraftan kendi tarafımı da anlatmıyorum da. Bir Cumhuriyet Halk Partili bir seçmen gibi bakıyorum geriye doğru. Oğlum ne yaptınız? Bunu görmediniz mi? Ya o nasıl korkunç bir hadise. Bir de bunun üzerine bu kavgalı adamların 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı. Koşu partnerleri. Hore bilmem ne. Gizli protokol. Hele o Davutoğlu'nun söylediği. Alo Kemal Bey hayırdır? Bizden habersiz protokol. Ümit Bey ile Ümit Özdağ ile gizli protokol yapmışsınız. Cevap. Yok öyle bir protokol. Yok canım. Yani bir bakanlık falan konuşmuş. Ha pardon. Hakikaten. Alo Davutoğlu. Efendim Kemal Bey. Ya protokol yapmış kusura bakma görmemişiz ya protokol. Oğlum bunu yaşadınız ya. Allah aşkına kesin bunu anlatın. Bu yaşandı Türkiye'de. Siz bunu ülke verecektiniz bu adam.
Abdülkadir kim? Abi pardon. Gözden kaçmış. Şimdi adam, hep birazdan. Ne kadar bakanlık dağıttıysa. Şimdi hep birazdan. Adam, Allah bu ülkeyi. Dosyadan çıkartamadık hocam. Allah bu ülkeyi korudu diyorlar. Şimdi bahsettiğin o kargaşanın içinde. Yuh. Dün akşam saatlerinde bir gelişme yaşandı Hikmet abi. Muhalefetle ilgili mi? Muhalefetle ilgili. Tamam. Akşam saatlerinde mi? Dün akşam. Dün sabah saatlerinde vardı. Dün akşam saatlerinde. Sevgili selamlarımızı gönderelim. Gazeteci dostumuz Hande Fırat'a. Evet. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bir mesaj gönderdi. Usta satranç oyuncusu Sayın Devlet Bahçeli ne yapmak istemektedir? Bravo. Hocam. Bravo. Mevzuya girdik. Sayın Bahçeli dedi ki o mesajında. Çağırdık, dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Hocam, kime söyledi şiir bunu? Gibi, şiir gibi. Evet. Evet, orada bir ahenk de var. Ah, tabii, seviyorum. Ve kime söyledi bunu? İyi Parti'ye. Komşu olalım. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına dedi. Yani kimi çekti el bombasını bıraktı. Hadi bence, bakalım. Ya ben bunu hep samimiyetle söylerim. Eskiden beri de böyle. Bakın çok eskiden de böyle. Yani çok eskiden derken Sayın Devlet Bahçeli'nin iktidara yönelik eleştirilerini çok ağır eleştirilerde bu dönemlerde de hep aynı şeyi aynı yerde söylemişiz. Çok önemli bir hadise. O da şu. Durur orada eski star yazılarımda. O da şu. En kritik yerde Sayın Devlet Bahçeli problem çözer. Anlayamazsın. Kapatma davası olur. Anlayamazsın. Arkasından bir Cumhurbaşkanı şey seçimi olur. Pat yerini belli eder. Meclise girer. O 367 garabetini boğar. Ha, boğar. Öyle bir yerde boğar ki. O faşizan stötüko, afallar böyle kontrpiyede kalır. Böyle atlar faşist tam yakalayacaklar. Buradan Devlet Bahçeli gelip geçmiş işlerinden. Gezi olayları olur. Çok olur. Sert muhalefetin olduğu dönemde sorarlar. Tabii. Devlet Bey, ülkücüler dibini görmedikleri suya girmezler der. Şimdi bu bir vaka, bu gerçek. Kapatma davalarından, gece yarısı muhtalarından tut. Türkiye'nin tüm geçmişine bak. 15 Temmuz işgal girişimine karşı duruşundan. Yani zaten aradaki olan o bağlar. Çünkü temelde iki tane partinin temeli aynıdır. Bak bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Milliyetçi muhafazakar. Bitti. Farklı düşünürsün. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ama bir temelleri var ortada. Gövde aynıdır, dallar farklı olabilir. Tabii, olacaktır da zaten. İki kardeş birbirine benzemez. Hep bunu yapmıştır. Ben o zamanlarda da bunu bak işte faktör diye bir cümle kullanır, topu çıkartamazsın. NATO'yu bırak, KATO'ya bak der mesela. Şak, durursun böyle bir gene. Şimdi burada çok usta bir satranç oyuncusudur ama bu gerçek. Yılların birikimi. Evet. Bu kolay olunmuyor bu. Böyle hayatın böyle 70-60 yılını siyasette geçirince böyle oluyor insan. Ve çok kritik bir yerde 26 Ağustos'ta Meral Akşener'in dengeleri değiştirecek öyle bir konuşma yapacağım konuşmasından. Bir dakika dur bakalım. Komşu olalım hani gelmiyorsun da bari şunları bırak. Burada bunlar çünkü bunların gözü NATO'da ve KATO'da. Kandil'de. Bunların bir eli iş, bir eli işte, bir oynaşta. Hep sorduk çünkü Meral Akşener'e. Ben orada diye onlar tanıyor. Onlar tanıyor yok. O masa. Aynı masa. O masayı kuran merkez aynı merkez. Oraya girdin mi daha önce biliyorsun çok sert bir şekilde reddetmiş. Daha önce Devlet Bahçeli böyle bir çağrıda bulundu biliyorsun İYİ Parti'ye. Evet. Gelin arkadaşlar yuvaya geri dönün dedi. Evet. Orada ben akşam gelip efsane dedik yok dönmüyoruz falan filan diye. Yavuz Ağar Ali olduğunu biliyorsun. Seçim öncesi çıkışlarında hı-hı. Bir duruş gösterdi. Hı-hı. Şimdi eğer sonuçta böyle bir iddiam varsa ve bunu arkasındaysan ben milliyetçi muhafazakarım diyorsan ki bizim kökümüz de budur diyor Devlet Bahçeli. Şak diye ortaya dediğin gibi hadi bomba dedin ama bomba değil mi? Tak diye bir kart attı ortaya. Evet. Yani bomba metaforu değil de kart metaforu. Hani kullandı. Şey gibi düşün yani. Kartı koydu ortaya hadi bakın bir de buna bakın dedi. Kapalı attı kartı. Böyle bilmiyoruz içine arkasında ne var. Kapalı poker oyuncusu gibi. Ben dedi rest dedi koydum koydu pardon. Hadi bakalım şimdi konuş. Şu geldiğimiz nokta bu. Ne konuşacaksan 26 Ağustos'ta normal şartlarda bizim Cumhuriyet hakkını bağlamaz. Ama eğer varsa kalmışsa varsa içinizde bu milliyetçi köken bütün milliyetçi olan teşkilatın içinde varsa böyle bir şey. Bu tekrar bir gözden geçir.
gözden geçirmen lazım. Çünkü seçimlerde çıkan sonuca bakıyoruz. Ben biraz önce bir şey sorguladım. Şu adamları ülke teslim edecektiniz öyle mi? Şu adamları. Şimdi o da diyor ki sen bunlarla ittifak yapacaktın öyle mi? Öyle mi? Onu diyor şimdi bence. Evet. Bence evet. Onu söylüyor. Ve bunlarla birlikte yürüyecektin. O yardımcıları da koyacaktı. Koşu partnerleri. Ne yapmak istemektesin? Ne oldu, ne olacaktı farkında mısın değil. Bence önemli bir hamle. Nasıl bir karşılık bulur sence? Bence İYİ Parti'de içerideki dengelerde de başta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmanın herkes şu olduğunu söylüyor Ömer. Yani çok büyük bir tavır alacak ve altılı masada bir daha olmayacağını teyit edecek. Yapabilir mi? Öyle olduğu iddia ediliyor. Bilmiyoruz. Elinde kağıdı görmedik. Henüz konuşmadı. Daha da vakit var. Yani şöyle, bunu daha önce de dillendirmiştim. Bir kere daha söyleyeyim. Komşu oldu, o demek yani. Hani madem Sayın Akşener'in kendi ifadesi ile bir proje ittifakının parçası olan bir partiden bahsediyoruz. Biz bunu daha önce sorduk. Kimin projesi bu? Nasıl bir proje? Bu projeyle ne amaçlanıyor? Çünkü proje ittifakı ifadesini Sayın Akşener kullandı. Biz Cumhur İttifakı gibi, nasıl yaptı orada Hikmet abi? Et tırnak. Etle tırnak gibi evet. Değiliz. Organik bir ittifak değiliz. Biz proje ittifakıyız dedi. Sayın Akşener bunu söyledi. Eyvallah. O ikrarından hareketle biz de dedik ki peki bu ittifakı kim kurguladı? Kimin projesi bu? Madem bir proje. Kimin projesi bu? Şimdi o projeyi kurgulayanlar, o ittifakı kurgulayanlar, o projenin sahipleri müsaade etmez ise o masadan kalkamadığını da gördük. Çok doğru. Bir açıklayamadı. Hala açıklayamadı. Hala bilmiyoruz neden kalkıp tekrar geri döndü de bilmiyoruz. Peki. Niye geri döndün? Sayın Bahçeli'nin bu mevcut oyunu bozacağını düşündüğüm hamlesinin İYİ Parti'de bir karşılığı olur mu? Çok da emin değilim. Vallahi şöyle, ben şöyle düşünüyorum. İYİ Parti'nin bir açmazın içerisinde, bu bir gerçek. Bak şimdi oraya doğru eriye eğildi. İYİ Parti seçimden sonra, şimdi herkes seçimden sonra elini yıkıyor ya, şimdi altılı masa. Belki elini yıkıyor, kaçıyor. Tabii. Ya benim ne alakam var bunlarla falan. Davutoğlu, ya ben zaten 15 yıl... Halamı bile ikna edemedim. Zaten en son tercihim buydu. Bravo. Pişman oldum zaten. Daha çok alacaktık da ona kadar ikna olabildik işte. Ama hakikaten şaka değil. Ne kadar pis bir yermiş burası ya Allah aklına falan dedi. Babacan ne dedi? Helalinden geldim, çaktım, gittim. Beni vidi vici. Helaldir dedi yani. Beni vidi, cart vici dedi. Cart dedi gitti. Karamollaoğlu zaten fark etmiyor. 250-300 bin oyu anca var. İddialı söylüyorum. Bakın. Tamam. 250-300 bin. 05-02-0 götürdü. Tamam. En büyük kayıp aslında İYİ Parti. Çok büyük kaybeden İYİ Parti'dir. Bütün partilerin saymıyorum, tabanları yok onların. Öyle 05'i partiyi küçümsemiyorum. Yaptıkları siyaset üzerinden konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi o da kaybetti. Ya Cumhuriyet Halk Partisi fark etmez ya, adam alışık onlar. O dünyanın en doğru işini de yapsa kaybeder. Karşı olan bir kafa aynı zamanda tek başına iktidar zaten hayal onlar için. Tarihin hangi döneminde adam iktidara gelmiş ki? Hiç gelmemiş. Tek başına iktidarlık yok onlarda. Ya oradan buradan bilmem ne vesayet sistemiyle falan. Ara rejimlerle kafayı sokarsın. Halk zaten onun tercih. Onlar da biliyor. Konfor alanı güzel. Vekil oluyorsun, maaşını alıyorsun, oturuyorsun. Car 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 karşısın. Bugün kaybettik. Ya olur mu? Seçmenine bakmak lazım ya CHP'nin. Hani halk, Cumhuriyet Halk Partisi kimliği. Öyle bir kimlik de yok artık. Her iki kişiden birinin oyunu aldı abi. Niye kaybetti diyorsun? Tabii. Hayır. İşte öyle okursa, öyle okuduğu için zaten kaybediyor. Tamam abi. Öyle okumak. Ama İYİ Parti gerçek kaybeden çünkü herkes çıkıp da masadan kalkıp ellerini sabunla yıkayıp ve tertemiz oldum diye kaçarken İYİ Parti'nin çok fazla kaçacak bir yerde kalmadı. Gözümüzde görmedik mi? İYİ Parti'nin bir Kemal'e, bir Meral'e derken o Kemal'e HDP oyları nasıl kaydığını gördü mü? %1 verecek olan bir bölgede Kemal %70 aldı. Evet. Yani ortağınız oldu mu olmadı mı? Şimdi eli öyle yıkılınca çıkmıyor kolay kolay. Bunu birine izah etmesi lazım. İzah etmek zorundasınız. Ama tabanı hani diyor ya biz ilk günde çıkıp ortaya ne yaptı İYİ Parti? O da çok akıllıca bir taktik. Biz oyumuzu muhafaza ettik. Kaybetmedik. Tamam da şimdi seçim olsa acaba İYİ Parti'nin o milliyetçi muhafazakar tabanından ne kadar oy almaya devam edersin? Gene bir tane ittifaka girdiğini kabul et İstanbul'da. Hı.
gir bak bakalım ne olacak. Lan biz bunlara daha 8 ay önce böyle böyle oldu gitti. İmamoğlu'na ona buna herkese doğuda buraya batıda buraya muhtaç ettiniz. İyi Parti tabanı zaten çok büyük rahatsızlık. 26 Ağustos'ta Meral Akşener yapacağı konuşma. Bak tehlike orada. O çok iyi biliyor. Ya gömülecek ya tarih olacağız tamam. Ya tarih yazacağız. Tam o devrede kim giriyor? Ne yapmak istemektedir satranç ustası. Devlet büyüğü. Tagore dedi ki ya komşu olalım bari. Hocam bu kılçığı attı ya buraya. Ben rahat rahat konuşuyorum. Yani parti gerçekten değil. De siyaset ama, satrancında çok enteresan bir hamleydi. Ama karşı da olabilir. Bu da ben ümitliyim, ümitsiz de değilim yani. Şöyle senin bahsettiğin tabanda çok hararetli bir karşılık bulacağına inanıyorum. Bence tabanda hareketlendirir. Fakat yönetim enteresan. Yani İYİ Parti yönetimi kerameti kendinden menkul isimler bir takım açıklamalar yapmakta. Evet. Ne yapmak istemektedir? Dün ya. Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan bir cevap gelmiş. Ne demek istemektedir? İlk tepki de oymuş. Tamga Türk'e konuşmuş Akalın. Devlet Bey üçüncü bir yol çağrısı yapıyorsa buyursun gelsin. Biz zaten oradayız. Ama siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur, bize ihtiyacı yoktur demiş. Şimdi baktığında ya. Adama edep yahu derler ya. Ya. Ama doğru, edep yahu. Edep yahu ben de söylüyorum. Ben beyefendinin adını ilk kez duydum. O benim eksiğimdir. Mutlaka siyasi geçmişi olan bir isimdi. Zira genel başkan yardımcısı, yani öyle yoldan geçeni alıp genel başkan yardımcısı yapılmaz. Yapmazlar. Zira benim eksiğimdir. Ben ilk kez duydum adını. Fakat bu siyasal İslamcı dediği Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede terör örgütlerine nefes aldırmayan politikaların mimarıdır. Tamam. Evet. O bahsettiği, bizim durduğumuz yer dediği milliyetçilik neresi bilmiyorum ama bu ülkede milliyetçiliğin vücut bulmuş hali de Sayın Bahçeli ve partisi ve ekibidir. Evet. Yani bir defa hadsizlik, ben söyleyeyim baştan. Yani ben vatandaş... Benimki gazeteci yorumudur. Onu da bilin. Kimin nerede duracağıyla ilgili yorum yaparım sadece. Ama siz de nerede duracağınızı bilin, haddinizi de bilin yani. Devlet Bahçeli. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Hakikaten hani Türkmen Bey'i, efendim bu ülkedeki milliyetçi, ülkücü hareketin lideri, deneyimli, tecrübeli. Oradaki metafor da önemlidir. Satranç oyuncusudur. Evet. Yani siz daha öyle sokakta donla gezerken Devlet Bahçeli o satrancı oynuyordu. Hem de ustalarla oynuyordu. Bu bir gerçek. Tarihi geçmişi var, her şey var. Siz kendinizi sorgulayın. Bakın nerede duracağınız. O bilmem ne falan. Nerede durduğunu farkında mısın? Sana adam bir diyor ki şöyle bir yol açıyor. Ne diyor? Bak bu diyor, bu da çok kıymetlidir. Cumhur İttifakı'nın liderleri. Başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan da. Ben bir faniyim. Parti de fani. Her şey fani. Partinin menfaati asla devletin ve ülkemin menfaati üzerine çıkamaz. Nokta. Sayın Devlet Bahçeli de bunu söyler. Parti nedir ki kardeşim? Asıl olan devlettir. Biz onun için varız. Devletin menfaatlerini kollamak gerekiyorsa parti de tanımam diyen liderdir bunlar. Ne oldukları da belli. Sen çıkıp da şimdi aradan bilmiyorum kıymeti kendinden menkul müdür? Söylettiler mi birisi? İçerideki krikler. Hani bu ellerini yıkarken bir anda şaşırdılar ya. Ellerini yıkarken komşu dediğini biliyor musun? Devlet Bahçeli bunları eline böyle bir havlu uzattı. Kurula elin dedi. Kurula. O kadar basit. Yıkıyorsun dedi. Temizle gel. Kurula. Şurada otur. En azından burada durma. Bana komşu ol derken kastettiği o. Doğru bir çağrıdır. Ve ha bunun karşılığı olur mu olmaz mı? Ben bilmem. Siyaset biliyorsun nasıl evlenir. Bir tane son bir hatırlatmayla şöyle mevzuyu bitireyim. 26 Ağustos'u atfen bence önemli bir hamle olduğunu görüyorum. Devlet Bahçeli'ye Cumhuriyet Halk Partisi direkt koltuğu verdi. Altın tepsi de şöyle bundan daha büyük bir tepsi. Evet. Ne dedi? Türkmen Bey dedi ki arkadaş dedi gel. Ben de önemli değilim. Yeter ki şundan kurtulalım. Sen bu başbakan ol dediler değil mi devlet? Bu dedi Erdoğan'dan kurtma pahasına. Evet. Hani bizim zamımıza bizi kafamızı kıran diyeyim yuvarlak konuşayım. Şu yükü taşlar falan var ya razıyız. Sen burada otur
Ondan sonra ve başbakan ol dedi. Ne dedi devlet veya? Teklifi kıvırdı kıvırdı masaya tekrar geri koydu. Sen tam kendi ifadesini söyleyeyim. Söyle abi. Ahlaksız teklif dedi. Evet. Ahlaksız teklif. Ben o yüzden böyle ifade ettim. Devlet Bey'in ciddi muhalefet olduğu 2015 tabii yılından bahsediyoruz. Tabii ki. Henüz 2016 ve bu milletin bekası için o Cumhur İttifakı'nın, o organik ittifakın henüz inşa edilmediği tabii tarihlerden bahsediyoruz. Çok enteresan değil mi? Mesela sen yıllarca siyaset yapıyorsun. Biz sana diyor ki çok da yüksek oy almışsın. Son yılların en yüksek Milliyetçi Hareket Partisi oyu. Altın tepside verdiler. Arkadaş ol. Tamam kabul ediyorum. Hiç fark etmez. Gerçi Kılıçdaroğlu'nun huyudur bu. Sokaktan geçen hep bakanlık veriyor. Verir. Başbakanlık verir falan. Ha, ama burada çok kritik bir şey. Adam sistem öyle. Başbakan var. Koalisyon ve kabine oluşturulacak. Sen kur. Yeter ki Erdoğan'dan kurtulalım. Çünkü ağababaları öyle istiyordu. Çünkü emperyalistler, Biden ve önceleri onu istiyorlar. Dediler ki bundan kurtulmanın yolunu bulun. Fedakarlıkta bulun. Bak yoksa desteklemem ha diyorlardı. Devlet Bahçeli hiç etrafına bakmayan bir insan. İşin kötü tarafı Kozmoz'a bakmıyor. Memleketine bakıyor. Şuraya bakıyor. Bir memleketin burası. Buraya bir saldırı var mı? Kralını tanımam dedi. Üç adım sonrasını da düşünün. O yüzden. Ona göre hamlesini yapıyor. O yüzden bunu da çok iyi görmek lazım. Evet burada çok takıldık ama. Son birkaç dakikamız kaldı abi. Şimdi gelip göreceğiz bakalım. Tamam İyi Parti'nin nasıl bir mukabelede bulunacağı. Komşu olma ifadesini özellikle akılda tutuyoruz. Komşu olma ama benim orada dikkatimi çeken komşu. Ne biliyor musun? Hadi gel komşum ol. Hem kafiyeye destek olmuş hem de bence o cümlenin bütünüyle anlamını içeriyor. Evet. Tekrar ediyorum. Ve CHP'nin de seçim sonrası müthiş bir düşüş, inanılmaz bir iniş ve CHP tabanındaki tepkini de çok iyi görüyor. Onu görmek lazım. Tam zamanında müdahale etti. Eğer varsa hassasiyeti olan hala milliyetçi, muhafazakar, vatanperver arkadaşlar gelin bari orada durmayın masanın etrafında. Buyurun havluyu elinizi kurulayın şuraya geçin dedi. Benim o cümlesinde altını çizmek istediğim, dediğim gibi hem kafiyeye destek olan hem de çok fazla anlam ihtiva ettiğini düşündüğüm kısım da ülke hayrına. Doğru. Cümleyi tekrar ediyorum. Ondan sonra konuyu geçeceğiz. Doğru. Çağırdık dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Yani buyurun, şey gibi siyaset tarihinde şiir gibi böyle şey gibi kalacak bu. Hani Dadaloğlu'nun var ya şey gibi. Net bir şekilde konuş bakalım. Son olarak süremiz bitti ama son olarak Özgür Özel'den çok çarpıcı açıklamalar var. Hakikaten hemen zıpsın. Gerçekten. Evet. Özgür Özel demiş ki aday olmak istiyorsan eğer o da bir şey yazmış. İstifa etmen gerekir demişler. Neticede tabii. Seçim bitti. Senin genel başkanın seni grup başkanı yaptı. Yaptı. O yaptı yani. Tabii. Seni o koltuğa oturttu. Sen şimdi o koltuktan genel başkanına parmak sallama demişler. Etik açıdan, ahlaki açıdan bu çok doğru değil. Demiş ki değişim topyekün olmalı. Meclis grup başkanlığından istifa etmeye karar verirsem bunu genel başkanla paylaşırım. Dedi. Aday olmak istiyor. Ben hemen vaktimiz olmadığı için. Hemen 30 saniyede toparla bitirelim. Aday olmak istiyor. İmamoğlu'yla önce çok Brutus ya. Bildiğim Brutus. En güvenli adamından bir tanesiydi. Döndü, kerek attı. 2 puan aldı. Şimdi arkasından meydan okuyor. Kılıçdaroğlu buna karşı hamle yapıyor. Bunun olduğu bölgedeki delegeleri temizledi. Tek etraftaki ayrık otlarını bunu dımdızlak ortada bıraktı. Etrafta Kılıçdaroğlu, İmamoğlu hamle yapıyor. Çaput asıyor Tunceli'ye diyor. Ben diyor kalbinden vuruyor Tunceli'deyim ben diyor. Bu da diyor ki ya diyor sen beni destekle içeriden adaymış gibi kafayı çek. Bunu biz itelim birazcık. Sen İstanbul Belediye Başkanı adayına devam et. Ben de koltuğa oturayım diyor. Kalkmaz. Koltuğa oturayım diyor. Bunu tavsiye edelim diyor. Böyle hesaplı var hocam bunların. Yarın sabah başka bir hesapla kalkarız problem değil. O zaman teşekkür ederiz Hikmet abi. Evet eyvallah. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Hem hafta sonunda öne çıkacak olanlar hem de pazartesi günü gündemde öne çıkan başlıklarla karşınızda olmak umuduyla her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.